Evet. Şimdi Ahmet Bey Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki farkı ben şöyle özetleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki yani olası iktidar parti içi iktidar tartışmalarında ya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı yapılmasıyla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının parti içi iktidar tartışmalarına yansıması çok farklı olur. Mansur Yavaş parti dışından hmm. bir, öyle bir, algılanır. Için. Evet yani Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı yapıldığı zaman kazanması ya da kazanmaması CHP genel merkezi için bir hani bir risk oluşturmaz yani parti içi arasından. Ama Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı olur da diyelim ki kazanırsa zaten fiilen e, tüm partinin lideri olur. Yani şimdi sayın Cumhurbaşkanı Doğal olur yani. Doğal olarak. Partinin genel başkanı Kemal Bey olsa da olmasa fark etmez. Fiilen lider artık odur. Kazanırsa, kazanamasa da diyelim ki 35-40 aldı, 45 aldı, o zaman gene bu sefer genel başkanlığı yani parti içi iktidarı Doğaladık. doğal olarak eline alır, alması da gerekir diye düşünüyorum. Yani ama işin doğalı şudur. Hani şimdi hep böyle parti iktidar açısından düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Muhtemelen parti genel merkezi de e, Cumhurbaşkanı adayını belirlerken bunları bir faktör olarak önemli bir faktör olarak işte tartışıyor. İşte Muharrem İnce olayını da gördük. Aslında işin doğalı şu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ana muhalefet liderinin doğal aday. Yani olması, olması lazım. Gerekir. Yani kazandı, kazanınca zaten hani ballı börek. Ama kaybettiği an doğal olarak istifa edip, hani Batı demokrasilerinde olduğu gibi istifa edip partinin işte kurultayını toplayıp yeni yeni liderini seçmesi. Peki 47 ile kaybederse, 46 ile kaybederse. Ya kaç kaçla kaybederse kaybetsin. Bu sistem bu şimdi. Yani sistem 47 45 demiyor ki. Sistem sana diyor ki 51 kardeşim. Türkiye'yi yönetme 50 artı 1. 50 artı 1'e ulaşamamak başarısızlıktır. Şey olarak hani parti liderleri açısından baktığında. Öyle bakarsan Muharrem İnce de şey ama o da mesela ama, 30 senedir ilk defa 31 almış bir adam. Ama o, o, orada şimdi şöyle bir durum var. Yani parti 22 alıyor. Ha, Anladım. Muharrem İnce 31 alıyor ve muha ama muharremince evet, de evet. genel başkan değil. Ondan sonra hepimiz yaşadık. Yani bir de bakın partinin genel başkanıyla Cumhurbaşkanı adayı farklı olunca öyle garip bir şeyler oluyor ki ya yaşadım ben de yaşadım yani Halk TV'de bu 2018'deki o garabeti. Cumhurbaşkanı adayı çok öne çıkıyor diye genel merkez rahatsız oluyor. <laughs> rahatsız oluyor çünkü rekabet başlıyor. Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği an eğer e o senelerce M sen halkın bir adayı, adayı, evet. adayı yani o... bir sene değil yani. E, yani 7 yıl yaptım. Evet. Yani partinin Cumhurbaşkanı adayı açıklandığı an heh, potansiyel lider mi acaba? İşte genel başkana bir potansiyel e, lider başlıyor, zaten iki söyledim. kez genel başkan adayı oldu. İki kez genel başkan adayı oldu. Ya bir de bir de öyle bir şey var. Zaten cumhurbaşkanı adayı olacak kişi, olan kişi, adı tartışılan kişi. Şimdi baktığımızda Ekrem İmamoğlu işte vesaire hep potansiyel genel başkan adayı görünüyorlar aynı zamanda. Yani önümüzdeki süreçte niye? Çünkü kamuoyunun sevdiği ve beğendiği kişiler olduğu için isimleri öne çıkıyor. Hani cumhurbaşkanı adayı olur diye olmadı işte parti lideri olur diye değerlendiriliyor. O gözle bakıldığı için doğal bir şey oluyorlar yani doğal bir lider lider adayı oluyorlar hani geniş anlamıyla cumhurbaşkanı hmm. olarak bu da bu endişeyi mi başlatıyor başkanı başkanı. diyorsun bu da endişe başlatıyor Doğalı genel başkan ama cumhurbaşkanı adayı olursa o zaman bu risk olmuyor yani bütün ama parti genel başkan bütün... adayı olunca da kazanamıyor sorun ya, orada ya kazanamaz e, tamam ama şey yani burada kutsal olan amaç olan parti genel başkanlığını elde tutmak değil ki tabii parti genel Kazanmak, başkan parti genel kazan. başkanlığı cumhurbaşkanlığına ya da başbakanlığına hani iktidarın iktara yürümek için bir araç. E yürüyememişsin, kaybetmişsin. O zaman nedir hani Batı'da nasıl oluyor? Seçimi kaybedince ya ben kazanamadım, ben Merkel'e ye yenildim diyor SPD'nin başkanı. Bırakıyor, gidiyor. Bırakıyor, gidiyor. Parti toplanıyor parti kongresi. Yeni bir aday çıkarıyor. Ya zaten yeni bir başbakan. Zaten adı. Türkiye'deki sorun o. Yani bir seçim kaybediyor, bırakmıyor. İkinci seçim kaybediyor, bırakmıyor. Artık bu 9'a 10'a geliyor. Ya Büyük hayır, sorun orada. Bir de, yani. bir de şöyle bir durum var. Bir baykallaşma problemi var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Baykal parti içindeki iktidarı yeterli görüyordu. Hep eleştiriliyordu. Onu eleştirenler şu an e, Kemal Bey'e bir şey demiyorlar mesela. O da Baykallaşmış durumda. Parti içerisinde delege Ama hakimiyeti Ama bir hakkı de... teslim edelim. Özür dilerim ilmi Baykal partiyi sıfırdan kurup Dörtle başlayıp 22'ye getiren adam. Doğrudur. Ama, öyle, doğrudur. ama ben doğrudur. Öyle, öyle bakmamak lazım. Yani ben öyle bakmıyorum. Doğrudur ama partiçi demokrasi noktasında ama, mesela e, şeyler Çelebinin ve İnce'nin söyledikleri önemli. Ne kadar başarılı olabilirler bilmiyorum ama partiçi demokrasi ya da siyasette fırsat eşitliğini sağlayıp arkasına rüzgar alabilen bir e, parti iktidar olma ve iktidarda uzun süre kalma şansı yakalayabilir bu fırsat eşitliği siyasette ve diğer alanlarda oldukça önemli. Solun başarısızlığının temel nedeni bence işte hani Deniz, Deniz Baykal'ın döneminde de yani kendi Başarı o 92'de parti ama 95'te birleşti ve tek parti haline geldi. Ha yani evet. sonra Bülent Ecevit DSP'yi kurdu. Ama hani CHP CHP'ye solun büyük partisi diye bakmak lazım ve 22'yi geçemedi Deniz Bey. Tam, hani, tamam başarı ana muhalefet desene. partisi ya. Sonra. Ama, ama tamam ama ana muhalefet partisi olmak için şey yapmıyorsun ki çalışmıyorsun. Hayır hayır Lütler söylemek olmaz. istediğim. Bütün gözler ona çevrilir, o partiye çevrilir, onun büyümesi tabii, lazım. Tabii tabii yani, büyüme, iktidar olması var. lazım. Sen, i̇ktidar olamayınca ama da bırakması lazım. Ama şartları göz önüne alın beyler. Şimdi bunu, şimdi bunu devlet bahçeli DSP için... var, S.P var. Bu kuruyor sıfırdan, dörtle başlıyor. İkisini kartı edip geliyor, 23'e geliyor tamam. ve son gittiğinde de 25, 26 idi CHP ta, Ama ta, tamam ama e, ne oldu sonuçta? sonuçta? Aynı yerde kaldı. A, aynı yerde kaldı. Yani ya ya şöyle bir cümle şöyle bir şey olmadı yani. Şöyle ya bir ya ben size bir Kaybettim, bırakayım kazanacak olan kişi gelsin ya da başka biriyle şansımızı deneyelim. Bikten Şaban, şansımız Şaban Bey, şöyle Olay bir cümle olmuyor. var Kemal Bey'in. ya Ben onu unuttum söylemeyi de. <laughs> Bir sosyal medyada böyle bir genç genç bir arkadaşımız güzel sorular soruyor falan onun şeyine çıkmış YouTube kanalına çıkmış. Hmm. YouTube kan... Twitch 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 sosyal medya yayını ha, sosyal medya. Yani çıkmış o genç arkadaşın karşısına. Güzel yani hoşuma da gitti Kemal Bey'i sempatik buldum yani Böyle bir genç arkadaşın sorularını cevaplaması falan güzel. Güzel de konuştu. Dinledim baştan sona merak da ettim. Orada bir yerde şöyle bir bölüm var. İşte diyor ki Kemal Bey ben bu gençlik diyor özgürlük istiyor. Attığı bir tweet dolayısıyla sabahın altısında evinin kapısının polisler tarafından çalınmasını istemiyor. Emin olun ben seçildiğimde evet. beni hakaret Dedim. etmemek kaydıyla her türlü eleştiriyi özgürce yapacaklar. Ben o eleştirilerden ders alacağım. Şahane alkışlıyoruz. Seçildiğimde diyor... Şimdi genç arkadaş da tabii hemen cevval ve uyanık yakalıyor olayı. Diyor ki ya CHP'nin adayı siz mi olacaksınız diyor hani seçildiğimde diyorsunuz. O da diyor ki yani partiyi kastediyorum orada partimiz <laughs> iktidar olduğunda e, diyor. E, böyle bir cevap veriyor. Şimdi bu cevap da aslında yani bu açık daha doğrusu bu seçildiğimde kelimesi de ee, ya Kemal Bey hakikaten herhalde adaylığı kafaya koydu gibi. O an aday, boş aday. bulunup söyledi gibi düşünüyorsunuz. <laughs> Hayır evet, aday yani. aday ya. Ne? Aday yani zaten Kemal Bey aday artık yani. Sonra, sonra tabii işin Aydı, öbür Aydı, tarafında Aydı, da Aydı. şey e, Türkiye'deki en mutsuz gençlerde CHP'deki gençler o da ayrı bir konu. Ay, Ama bu arada Yaşar bir Hocam şey bir şey diyor. Engin Deniz ve Barış diye bir arkadaş var. Bunlar bilgi videoları yapıyorlar. Yani Sabahleyin 60 tane şeker yer miyim diye? o tür arkadaşların da videolarına çıksa çok iyi olur bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Ya, Kemal Bey duyuyor musun? Ben de ama şunu anlamıyorum. Ya işte Kemal Bey 1948 doğumlu galiba 73 yaşında. Yani şimdi sosyal medya yayınına katılınca ne bileyim işte gençlere böyle mesaj verince yani gençler birdenbire aa gördünüz mü ya işte bize mesaj veriyor deyip evet. oy mu verecekler? Yani Az önce bir... biraz sonra tartışalım şimdi dediğiniz bakın, konuya biraz girelim. Ama Hilmi'nin dediği o yani. Ben Gençlikte bir, bir Atatürk yok. hassasiyeti bakın, var. Z kuşağı, Z kuşağı diyorlar. Ya AK Parti'nin sadece gençlik kollarındaki üye sayısı 1 milyon 200 bin. E şimdi bakıyorsun öbür tarafta senin partinin toplam üye sayısı 1 milyon 300 bin civarında. 1-270 galiba. Yani bunu eleştiri anlamında söylemiyorum. Sadece gençlere bu kadar önem veriyorsunuz ama gençleri partiye ne kadar çekebiliyorsunuz? Orası biraz muallak. Tabii oradaki en temel şey, önemli husus şu. Söyleminiz ne kadar gençlerle örtüşüyor, enerjinizi yansıtabiliyor musunuz? Yani, bu, burada bu, tartıştığımız konu şu. Yani başarıyor, başarmıyor ayrı bir hikaye. Yani o dediklerinize katılıyorum ama tartışılacak şey o değil. Şimdi sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu o kesime, o genç kesime yönelmiş durumda. Bir şeyler yapmaya ama çalışıyor. Ama oradaki, işte. oradaki şunu da anlamak durumundayız. 7 milyon civarında ilk kez oy kullanan genç bir kitle var evet. ve herkes onu hedefleyerek o, o yönde siyaset Muhakkak üretmeye çalışıyor. Yapacak. Kemal Bey de öyle. Muhakkak, Kemal evet. Bey de öyle ama bu genç kitlesi nereye <laughs> yönelecek? O ayrı bir tartışma konusu yani Bu gençler ne ne yapacak ayrı Hakan bir konu. Hakan Bey, Hilmi Bey'den şunu rica edelim mi? Kısaca bir iki cümleyle. Hilmi Bey. Bu 7 milyon yeni seçmen gencin hassasiyet noktası bir nedir? Eee genel eğilim, ağırlıklı, tamamı demiyorum. Ağırlık. Demin tanımladın da onun için soruyorum. Evet. Yani ağırlıklı olarak Atatürkçü ve milliyetçi Heh, Atatürkçü e, ve milliyetçi bakın. Diğer taraftan mı? tabii liberal olan, efendim daha farklı yaklaşımlar içerisinde olanlar var. da var. Var Ama ağırlık <laughs> diyor bak. Bakın. E, bir de şöyle bir husus var. Yani az önce şeyde Zafer Şahin de söylemeye çalıştı. Bazıları diyor ki ilk kez oy kullanacak, gençler oyunu kullanacak, AK Parti iktidardan gidecek diyorlar. Yaptığımız araştırmalarda böyle bir sonuç da yok. Sizde de yoktur. Yani gençler AK Parti terk etmiş durumda değiller. 5 yıl önce neyse aşağı yukarı oransal olarak %25-30 civarında, 30'lar civarında ben gençler oyunu... Şey ben zaten böyle bir gençlik, homojen bir gençlik kategorisi çizip... Kesinlikle, çizik. kesinlikle. Yani bu gençler hep birlikte... Erdoğan'a oy verecek bu gençler hep birlikte kılıçdaroğlu'na oy verecek gibi böyle bir ya, şey, şey olmaz. Yani yok. saçmalık. Ya. Türk toplumunda ne kadar eğilim varsa gençlerde de o kadar eğilim ya vardır bir yani. de şu var yani ben eleştiri yapmayın diye kendimi tutuyorum da ya siz Saadet Partisi'nin gençlik kolları Başkanı'nı CHP'den milletvekili seçtireceksiniz. Bir milletvekillerinizin yaş ortalamasına bakın. Ondan sonra gençler bize oy verecek. CHP'nin milletvekili ortalaması yüksek mi? Ya Şimdi CHP'de gençlik kollarından gelen bir tek galiba Yunus Emre İstanbul milletvekili var. Onun dışında gençlik kollarından bir tane milletvekilleri var mı? Bir baksınlar. AK Parti'de var mı? Ya AK Parti'de zaten hepsi gençlik i̇şte, kollarından geliyor. Özellikle yani son dönem olanlar Fatih Şahin, ha. Hamza yani, Dağın, belediye başkanlarını yani, çok genç yaptı e, Zafer Bey. Gençlere siz siyasette... Doğru Türkistan İstanbul'da özellikle. evet İlçe belediye başkanları, Kadıköy, Beşiktaş, Ankara'da genç. ve İstanbul'da gençler. Mesela siz Alper Taşdelen, ne bileyim... Kadıköy. E, Beşiktaş. Kartal. Kad Kartal evet. Gökhan Başkan. Yani bu, Bey. Ya. isimlerin, bu saydığınız isimler 45 artı. Ağvet Bey. Hayır. Yok yok daha genç. Ya 39 gen Yaşar 18, Hocam. Alper Taşdelen. Buyurun. bu genç, dön, yani. genç. sen genç. de gençsin. Abi, 40 yaş genç ya insaf ya. Sen de 45, gençsin. 45 46 Peki. diyorsun. Şu an 40'a dönmek için neler verirdim? Bak sol kolumu verirdim. ha, <laughs> <laughs> Yaşar hocam buyurun.